Selamlar arkadaşlar. Daha önce ben bahsettiğim birçok arkadaşım yurt dışında ve birçok vücutçular forumlarda paylaşıyorlar. PCT yapmıyorlar artık. Bunu aslında bunu çoktan bilirdim. Çoktan yapmıyorlardı bu şeyi. PCT. Öncelikle anlatalım size PCT nedir. PCT bir adam steroid kürüne girince şu steroid alır. Steroid küründen sonra takviyedir ki tekrar hormonlarını başlatsın. Çünkü sentetik steroid aldığında vücut fazlasını aldığı için yani hipofiz bez mesaj veriyor vücuda, yani geliyor yukarıda hormonlar şey fazla alıyor, mesaj geliyor yukarıda, o tekrar mesajcılar hormonlara gerek yoktur artık, hormon yönetelim çünkü fazla sısı vardır, o yüzden hormon yönetmesi duruyor. Mesela pregnilin amacı, kromidin, bunların amacı steroid küründen sonra tekrar o hormonları canlandırsın. Yani jump start, yani akü gibi bir şeydi. Şu batarya söndü ya arabada. Bataryası söndü arabada çünkü ışıklar fazla kaldı üstünde. Ve şeyle akü şeyle o kabloları, biz jump start dedik, Türkçesini tam bilmiyorum ama takıyor o kabloları üstüne ve başka arabaya başlatıyor arabayı. Öyle kick start, jump start, öyle gibi bir şeydir PCT. Şimdi şimdi bu steroid konusuna girerseniz, eğer acemiyseniz ve girdiyseniz, tamam, 2 aylık, 3 aylık kür yapacaksanız tavsiye ederim PCT yapasınız. Yani o bence şart. Şimdi diğer arkadaşlara bahsedeceğim. Yani steroidin keşlerine bak, şimdi konuşayım. Şu adamlar 7 aylık kür yapar, 8 aylık kür yapar, kimisi 1 sene kür yapar, kimisi hiç bırakmıyor. Yani şimdi onlar için ben konuşacağım. PCT, daha önce videosunu yaptım, nasıl şekilde hormonları erken şekilde toparlayalım. Şimdi uzun zaman kullanılanları, daha doğrusu elit vücutçular için şu o kategoride yarışacaklar. Şu sürekli kürler dediler. Adam vardır 4 aylık bulk cycle yapıyor. 4 aylık cutting cycle yapıyor. Yani 4 aylık savaş büyüme kürü yapıyor. 4 aylık da parçalama kürü yapıyor. 8 aylık kürdür bu. Şimdi bu adam diyelim ki 8 ay kür yaptı. Şimdi bırakıyor o kürü. Onun vücudu pregnil alsa bile isteyecek en az 8 ay sonra yine o hormonlar toparlansın. Çünkü bu steroidin kuralı budur. 2 ay kür yaptın, 2 ay, en az 2 ay çekilmen lazımdır. 3 ay kür yaptın, 3 ay en az çekilmen lazımdır. Yapmayasın kür. Bu adam 8 ay kür yaptı. Steroid aldı. 8 ay hiç ara vermeden ve 2 ay sonra yine başlayacak. Bu adama PCT bir boka yaramayacak. Açıkça söyleyeyim sana. Çünkü PCT o kadar uzun kürde vücut hormonlar baya baskılandı. Abi öyle farz et ki öyle süngerdir. Ve öyle baskılandı. Ne kadar fazla baskılandıysa gömülünce o süngereyi o kadar daha zaman ister kendine gelsin. Şimdi bu adam PCT yapsak kendine sadece hafif kıpırdacak kendine hormonunu, ama ta ki yani başlasın canlamaya, ta ki canlamaya başlasın tekrar adam girecek küre. Bu sıra ne olacak? Vücudu gereksiz bir strese gidecek. Yani çünkü o prosedür şu vücudu tekrar canlandırmak ve tekrar hormonun dengesi darmaduman da, yani inanılmaz şekilde de dengesiz bir durumdur o. Onun hormon dengesi. Ve açık söyleyeyim sana, yani çok arkadaşlarım ve çok arkadaşlar şeyde internette bana yazıyorlar ki ne, uzun kür yaptılar ve cinsel ilişkiye giremiyorlar.
Acaba onlar da mı ilgili oldu? Şaka ediyorum bak. Bak bu eşcinsel şeyler şakalar fazla oldu. Artık az yapacağım bu eşcinseller için şaka. Yani o şakaydı. Tamam. Yok. Şimdi kadın zannediyor ki aldatıyor kendini kocası. Çünkü yapamıyor. Kadına söylemiyor ki kendine steroid aldım da steroidi bıraktım da böyle şimdi şu şekilde kalkmıyor. Ben PCT yapıyorum demin bile ben diye söylemiyor ki bunları. Söz karısı zannediyor ki gidiyor başka karına da aldatıyor kendini. Yani bak benim tavsiyem madem ki o kadar tabii ki yani 8 aylık kür yap da sonra lepede bırak da istediğin kadar pregnili istediğin kadar klomidi, tamoksofeni, arimedek, siproveronu ne bileyim ne boku başka sayabilirsem alsan yine bir şey olmayacak. Çünkü çok uzun zaman baskıladın senin hormonu. Bir şey lazım baya düşsün de sonra yavaş yavaş kalksın. Şimdi onun yerine ne yapabilirik? PCT bir boka yaramaz uzun kürler için. Açıkça söyleyeyim sana. Eğer ki baktın bu işlerine artık bir daha girmeyeceksin, tamam. Yani PCT, pregnancy blastın ama sen madem ki tekrar gireceksin, sen makineyi açıyorsun ve söndürüyorsun. Açıyorsun ve söndürüyorsun. O yüzden benim önereceğim, tabii ki ben doktor değilim, ben inan bana dinlemenize mecbur değilsiniz. Ben sadece bilgi paylaşıyorum, tecrübelik paylaşıyorum. Benim size söyleyeceğimiz Avrupa'da, Amerika'da başka bir metot kullanıyorlar. Onun ismi de Blast and Cruise. Blast and Cruise. Patlatma ve cruise. Yavaş cruise control. Patlatma ve cruise control. Yani patlatma nedir? Fazla ki steroidi yüklüyorsun. Ona cure diyor. Alıyorsun bütün steroidleri alıyorsun. Trenbolonu, dianabolu, boldenonu, decay, testosteron hepsini alıyorsun. Cure yapıyorsun. Çok sağlam. İyice baskılıyorsun hormonu. Diyelim ki 3 ay, 4 ay her neyse, 5 ay her neyse yaptın kürü. Ondan sonra ne yapıyorsun? PCT yapmıyorsun. Çünkü zaten bu zamanlarda çocuk niyetin yapman yoktur ya herhangi öyle gibi bir şey. Ne yapıyorsun? O zaman geçiyoruz TRT'ye. Blast and Cruise. Cruise'da da TRT. Şimdi son sürerek arabayı kürdedir. Sonra yavaşlıyoruz arabayı cruise control'a koyuyoruz. Cruise control yavaş yavaş gidiyoruz. Geçen PCT'ye, TRT'ye. O da nedir? Düşük doz testosteron. Atıyorum haftada 150 mg, 200 mg o civarlarında. Vücut biraz dinlenir. Yine kürden dinlenir. Tamamen sıfır steroiddan gibi dinlenmiyor ama yine de biraz dinlenir. Yani hormonlar biraz dinlenir ve vücut o kadar strese girmez. O kadar strese de girmez vücut çünkü hormonlar alt üst olmaz. Testosteron öyle bir fixed level'da gider. O yüzden çok kas kaybetme de olmaz. Eskiden millet çok PCT yapardı. 3 aylık kür, 3 aylık off, 3 aylık kür, 3 aylık off, 4 aylık kür, 4 aylık off. Hep PCT, PCT. Bir bakan bir şişelerdi, bir sönelerdi. Bir şişelerdi, bir sönelerdi. Şimdi TRT'de yani Blast and Cruise'de yani düşük doz testosteron kürden sonra onu tutuyorlar ve bir şey kaybetmiyorlar. Yani açık söyleyeyim size bu hem evlilik hayatları daha iyi oluyor hem de vücut hayatları. Gene de reseptörler biraz tazeleniyor. Mesela aldığı anabolizanların reseptörleri biraz yani tazeleniyor. Ve gene küre girdiğinde gene büyüyor. Bu sefer fazla size kaybetmedin. Çünkü madem ki tekrar gireceksin çok kısa zamanda benim anlamım yoktur yani öyle tekrar pregnil basarsın. Bu neye benzedi? Aldığın bir gum da atıyorsun yeni plajın içine güya gumlar plajda artsın diye. Pregnil de öyledir madem o mentalitede yapacaksan. Ya umarım bir şeyler anlatabildim. Elimden geldiği anlatmaya çabaladım. Kimisi gene diyecek bana Türkçe konuş da anlayalım be. Yani diyeceklerim budur. Gelecek video motivasyon video. Hayat felsefe. Peace.